Rabbim bizi anlattıklarıyla, sizleri dinledikleriyle amil olan, muhlis olan kullarından eylesin. Rabbim son nefesimizde hepimize iman Kur'an nasip eylesin. Dünyanın bela musibetlerinden, ahiretin azap ve gazabından hepimizi muhafaza buyursun. Dünya ve ahiret saadeti versin. Afiyetler versin, şifalar versin. Amin, amin, amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bugün de Rabbimiz nasip etti. Orucumuzu tamamladık. Rabbim nasip ettiği gibi kabul de etsin. 8. orucu da tutmuş olduk. Öğretmenlik yıllarımda küçük bir anıyla başlayalım. Öğretmenlik yıllarında çok sıkışık vakitlerde namaz kılıyorduk. Özellikle ikindi namazını. Sabahçı ve öğrenci iki grup var. Çok vakit dar ve 5 dakikalık bir öğle teneffüs var. O arada böyle bir teneffüste abdest alıp hazırlık yapıyorum. Öbür teneffüste gidip yani sınıftan çıktım. Ta bodrum kata gittim. Seccadeyi serdim. Kıldım. Tekrar derse yetişmem lazım. O kadar da böyle acele ki o 4 rekatlık farzı kılıyorum sadece. Öyle apar topar kılıyoruz. Müstahdemin odasında. Müstahdem arkada oturuyor sandalyesinde. O da namaz kılan ehli salat birisi. Namazı kıldım ben yine apar topar. Selam verdim sağa sola. Arkamdan dedi ki hocam Allah kabul etsin dedi. Ben de büyük bir ümitsizlik içerisinde dedim ki ya hiç ummuyorum bu namazın kabul olunacağını. Yani bu namaz dedim inşallah kabul olur ama dedim yani sizin duanız da hani Allah kabul etsin diyorsunuz ama benim hiç ümidim yok. Böyle 5 dakikanın 3 dakikası gitmiş, 2 dakikada 4 rekatlık namazı böyle tabiri caizse yuvarlayıp atmışız. Kafada 40 tane tilki dolaşıyor. Ama kıldık mı kıldık. Yani öyle bir namazdı ki o namazı birisi haşa bana kılacak olsaydı ben kabul etmezdim yani. Git lan yürü git böyle namaz mı olur derdim. Ama o müstahdem arkadaş dedi ki niye öyle söylüyorsun hocam dedi. Ciddi bir şekilde. Ben döndüm baktım ne demek istiyorsun diye. Hocam, hocam kabul etmeyecek olsaydı nasip etmezdi dedi. Madem ki nasip etti namazı kıldınız, demek ki bu kabulüne işarettir. O kadar mutlu oldum ki, o kadar neşelendim ki Allah'ım dedim. Yani şu sözün güzelliğine bak. Kabul etmeyecek olsaydı nasip etmezdi. Şimdi oruç tutuyoruz. Akşam olunca hep şeyim şöyle iftar saatinde. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'anları biz yaptık zannediyoruz ama lütfen kabul et. Yani kabul olmadıktan sonra neye yarar değil mi? Yapmış olmanın bir anlamı yok. Ama bir de Rabbimizin kabul etmesi. Bize ikram etti, bunu nasip etti. Bir de kabul ederse ikinci bir ikram etmiş olacak ki o değme keyfini o zaman. Rabbimden duamız kırıklarımızı, eksikliklerimizi, yanlışlarımızı hepsini tam olaraktan, mükemmel olaraktan amel defterimize yazsın. Hepsini kabul etsin inşallah. Bize de bu gönül kırıklığı kalsın. Yani yapamadık ya Rabbi. Şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? Yaptım ben dört dörtlük canım. Olur mu yani falan? Haşa. Allah-u Teala ibadetimiz hep kırık, hep eksik. Hocam senin namazında mı öyle ya? Hocalar da öyle, hacılar da öyle. Herkesin kendince bir sürü eksiği var. Allah eksiklerimizi tam kabul etsin. Kabul ettiği ibadetlerin arasına dahil eylesin. Ha bize düşen vazife de ibadetlerimizi öğrenelim. Eksiğimiz varsa düzeltelim. Yanlışımız varsa düzeltelim. Bir Fatiha okuyoruz. 7 ayette 7 tane yanlış yapıyor. Ya olmaz ki yani Müslüman. Müslüman oku yani. Müslüman oku. Yani düzelt hatan, eksiğin, kusurun varsa düzelteceksin namazlarını, oruçlarını ona göre yapacaksın, düzelteceksin. Evet, tamam. Böyle bir giriş olsun. Hem de arkadaşlarımız da toplanmış oldular.
İnfak konusuna devam ediyoruz. Hocam niye bu kadar infak? İnfak çünkü namazla birlikte anlatılan ikinci en temel ibadet kardeşler. Yani bizi temizleyen bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min envalihim tutahhiruhum. Onların mallarından al ey Resulüm. Al da onları almak suretiyle mallarından onları temizle. Yani zekat vermek, zekat zaten arınmak demektir. Zekka, nefis tezkiyesi aynı kökten gelir. Nefsi tezkiye etmek, kalbin arınması için tezkiye gerekir. Zekat da aynı köktendir. Paranı ver, temizlen. Bu kadar basit. Hocam nasıl bir şey ya bu para, nasıl bir şey yani? Dünyasını da yapıyor, insanın ahiretini de yapıyor. Evet, çok büyük bir imkandır. Sen o imkanı nasıl kullanırsın? Elinde bir altın kılıç var. Altın olarak kullanırsan işini yapar, kılıç olarak yaparsan yine işini yapar. Para öyle bir şeydir yani. Onun için paranın kıymetini bilin kardeşler. Borç alıp verme, şunlar bunlar çok sağlam ve ciddi yapın. Müslümanlığı namaz kılıyordu, beni kandırdı. Olmaz öyle yani. Kanmayacaksın, yazacaksın. Ayet-i Kerime yazacaksın diyor. Peşin alışverişte yazmana gerek yok diyor. Ama onun dışındaki her şeyi sağlam sağlam yapacaksın, yazacaksın. İşte böyle paranın da kıymetini bileceksin. Çünkü para senin dünyanı da kurtarıyor. Dikkat et, ahiretini de kurtarıyor. Verdiğin zaman. İnfak et. Onların mallarından al. O mallar kendi için değil peygamber. Fakir fukara için alıyordu. Kendi zaten sadaka almazdı. Yasaktı. Onları temizlemiş olacaksın. Temizlenmenizin mükafatını rüyanızda görürsünüz. Temizlenmenin mükafatını evinizde, hayatınızda görürsünüz. Huzur olarak gelir, mutluluk olarak gelir, neşe olarak gelir, sevinç olarak gelir, muhabbet olarak gelir. Yani her şeye sarılasınız gelir. Ağaçlara, taşlara, kuşlara, her şeye sarılacak bir muhabbetiniz oluşur. Bunun temeli temizli olmaktan ilgilidir. Temiz olmak. Temizlenmek de işte infakla. Gençler, bak bu bizim gençler dinliyorlar böyle can kulağıyla. Allah'ın size verdiği imkanlar, paralar, neyse artık neyiniz varsa, neyiniz olursa. Bir başkasına dokunduğu zaman, gittiği zaman otomatik siz temizleniyorsunuz. Sabun gibi ellerinizi yıkıyor. Kalbinizi yıkıyor. Tertemiz oluyorsunuz. Ya bu para nasıl bir şey? Anladınız mı? Elinizden bir fakire gittiği anda fakir mutlu oluyor. Allahu Teala da mutlu oluyor. Allah mutlu olunca sende nerede kusur varsa ibadetin eksikliklerini gideriyor. İşte diyelim bir yanlışın var, onu düzeltiyor. Günahların var, onları affediyor. Aynı sabun nasıl saçlarını yıkıyorsun, saçlarını temizliyor. Yüzünü yıkıyorsun, yüzünü temizliyor. Ellerini yıkıyorsun, ellerini temizliyor. İnfak dediğim bir şey böyle bir şey. Temizlenmek isteyen versin parasından bir miktar. Ya hepsini ver de demiyor Rabbimiz. Ne kadar gönlünden geçiyorsa o kadar ver. İçinden ne kadar geçiyorsa. Ama temizlenmek için infak şart. Fakir fukaraya vereceksiniz. İnşallah. Bakın. Geçen hafta, geçenki dersimizde ne dedik? Verirken sakın kendinizin giymediği, kendinizin beğenmediği, kendinizin çöpe atmak üzere olduğu şeyleri, gözünüzü kapalı olmadan alamayacağınız şeyleri, almayacağınız şeyleri, adi, kalitesiz, pis, kötü şeyleri başkasına vermeye kalkmayın. Bu ayetin devamında da şöyle diyor. Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Senin vereceğin o eskiye ihtiyacı var. İstese o kuluna en sıfırını verir. Çok güzel bir şey oldu mesela. Biz dedik ki Gümüşhane'de üniversite öğrencileriyle ya bir şey yapalım, yardım kampanyası toplayalım. 8 tane böyle büyük koli ben kaldıramam. Çok büyük koliler. Elbise topladık. Ama elbiseleri de dedik ki tamam yani kullanılabilecek temizlikte olsun. Yani sıfır olmasına gerek yok. Ama topladık 8 tane böyle büyük koli Gümüşhane'de. Nasıl göndereceğiz? Suriye'ye göndereceğiz diyoruz. Ama nasıl göndereceğiz? Hiç orayı düşünmemişiz. Aradım ben AFAD'ı. AFAD'daki adamlar dediler ki hocam kusura bakma dediler. Biz Suriye'dekilere böyle ikinci el göndermiyoruz dediler. Hep sıfır gidiyor eşyalar dediler. Allah razı olsun dedim ya. Ondan sonra İHA'yı aradım. İHA dedi ki yok dedi. Biz de göndermiyoruz dedi. Ya nasıl göndereceğiz biz? Allah Allah. Elimizde kaldı. Sonra bir yerden Türkiye'de bir şeyden köyden bir haber geldi. Madem böyle bir şeyiniz varmış bize gönderin. Burada fakir fukara çok fazla diye. Elhamdülillah dedik. Onları Türkiye'de bir yerde Türk vatandaşlara gönderdik. Onları aldılar, dağıttılar. Şimdi gençler anlıyor musunuz? Yani
Allahü Teala diyor ki benim her şeyim var. Ben o fakir fukaraya veririm. Sıfır da veririm. Size ne? Ama siz önemli olacak olan sizsiniz. Sizin temizlenmeniz. Çöpe atacağım malzemeyi vererek kalkma, vermeye kalkma. Allahü Teala diyor ki ne yapacak diyor fakir diyor. Fakire niye onu veriyorsun sen? Yok öyle. Ha hocam yani benim sıfır verme imkanım yok ama bu temiz bir gömleğim var, güzel bir ayakkabım var. Giyilebilir. Fakire versem olur mu? Bana verseler ben giyebilir miyim? Giyebilirim. Ha, o zaman verebilirsin. Bu ayakkabı sana verseler ne lan bana bunu çöpe atılacak ayakkabıyı vermişsiniz diye çöpe atacaksam o ayakkabıyı vermeyeceksin. Ama verseler bakıp da ben de giyebilirim bunu diyebiliyorsam ben o ayakkabıyı ben başkasına verebilirim. Ölçüsü şu. Kendin giyebiliyorsan o anda o haliyle başkasına da verebilirsin. Evet devam edelim. Bakın çok hoşuma giden ayetlerden bir tanesi. Her neyi nafaka olarak infak ederseniz, sadaka olarak verirseniz veya ne adarsanız adayın hani koyun keseceğim, inek keseceğim falan diyorsunuz ya. Oğlum askerden gelsin. Muhakkak Allah onu bilir. Rabbim bilir. Gözümüzden kaçmaz. Onun mükafatını da veririz. Ondan haberimiz de var. Hiç zayi olacak diye düşünmeyin. Allah sizin yapmış olduğunuz ibadetlerinizi, hayırlarınızı zayi etmez. Kulum sen öyle bir şey yapmıştın ama hatırlamıyoruz biz. Kaybolmuş, aradan deliye gitmiş, nereye gitmiş bilemiyoruz. Defterlere yazılmamış. Ya ben orada işte bir fakire şunu vermiştim de gözükmüyor. Yok unutulmuş. Öyle bir şey olmaz. Allah-u Teala asla unutmaz. İki tane melek koymuş sağdaki soldaki yazıyorlar sürekli. Mümkün değil unutulmaz. La yudu'a imanukum. Allah sizin imanınızı araya vermez, zayi etmez. Yani amelinizi, güzel işlerinizi her şeyi yazmıştır. Öyle gittiğiniz zaman elhamdülillah hazır bulacaksınız inşallah. Var onunla ilgili ayet de var. Bakalım. Yine hayır olarak ne infak ederseniz, ne sadaka verirseniz ancak ve ancak kendinize vermiş olursunuz. Değerli gençler, sadaka verdiğinde bir fakire, sen fakire vermiş olmuyorsun, kendine vermiş oluyorsun. Nasıl ya hocam bu? Ben ona veriyorum, benim paramı çıkartıp ona veriyorum. Hayır, hayır. Bu dünya geçici. Ahirette uyandığın zaman o verdiklerin hepsi senin üzerine giyinmiş olacak. Hepsi senin ceplerine dolmuş olacak, sevap olarak, karşılık olarak. Sen şimdi fakire mi verdin, kendine mi verdin? Ya Allah diyor ki bakın, ne harcarsanız fakire ne verirseniz bilin ki o sizin kendinizin kendinize verdiği şeydir. Ayetin numarası da Bakara 272. Siz de zaten sadece Allah'ın rızasını umarak fakirlere yardım olursunuz, yardımcı olursunuz. Her ne hayır verirseniz hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaksızın eksiksizce size onun karşılığı verilecektir. Yani bir hayır yaptım, onun mutlaka Allah-u Teala diyor ki ben diyor karşılığını veririm diyor kulum diyor. Sen bundan endişe etme. Ve bununla ilgili de çok ilginç bir ayet var. Gençler zannediyoruz ki biz hep verdiğimiz iyilikler, güzellikler ahirette bize karşılığına gelecek. Dünyada bir şey yok. Hayır. Men yukridullaha kardan hasenen fe yudaifehu lehu edafen kethira. Kim Allah'a bir borç verirse Allah'a borç vermek demek, fakire para vermek demek. Allah onun karşılığını bu dünyada kat 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 ona verecektir. 10 mu verdin? Bekle 100 gelecektir en aşağı. 100 mü verdin? 10 katı 1000 gelecektir en aşağı. Allahu Teala sana verdiğinin en az 10 katıyla karşılığını verir. Çok defalarca görmüşüzdür. Çok defalarca şahit olmuşuzdur. Bir fakire 1 lira ver, hiç beklemediğin yerden 100 lira gelir sana. Hocam niye böyle oluyor? Allahu Teala sana dünyadayken de kazık atmaz, ahirette hiç kazık atmaz. Sen bir iyilik yapıyor musun Allah rızası için? Ama şöyle bir şikayetçilik yapmak yok. Ya ben bir 10 liram var, 10 lira vereyim de 100 lira gelecek mi? Öyle değil. Samimiyette, gönülde 10 liram vardı verdim. Hiç beklemediğin bir anda, hiç beklemediğin bir yerden, helalinden sana bunun karşılığı fazlasıyla gelir. Arkadaşlar, bunun örnekleri dolu hayatta. Gözünüz açıp bakarsanız. Doktora gidiyor kadınla kocası.
Doktor diyor ki çocuğunuz diyor anne karnındaki çocuğunuzun diyor Down sendromu olması ihtimali var. %99 diyor. Bu çocuğun diyor alınması lazım diyor. Bu çocuk diyor doğduğu zaman da zaten diyor anneye risk ölebilir diyor. Öyle şeyler söylüyor ki bunların ikisinin de morali bozuluyor kadınla kocanın. Allah'ım diyorlar diyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Bana soruyorlar ne yapalım? Sakın sakın. Siz onun canını vermediniz, alma hakkına sahip değilsiniz, öldüremezsiniz çocuğu. Hocam doğunca ölecekmiş. Sana ne? Doğarsa ölsün. Annenin hayatı tehlikede mi? Kesinlikle %100 değil hocam. O zaman tamam. Annenin hayatı tehlikedeyse canlı birisinin hayatı var, bir de olmamış. O zaman tamam. Doktorlar, hocalar fetva veriyor. Ama ihtimal %9 olabilir. Ne yapalım dediler. Ne yapacağınız var mı? Tek bir çaresi var. Ne? Sadaka vereceksin. Ne kadar? Ne kadara gücün yetiyorsa. Onlar sadaka verdiler. Sağa, sola. Arada soruyordum ne oldu diye. Veriyoruz hocam, veriyoruz diye. Çocukları dünyaya geldi. Hiçbir tane hastalığı yok. Hiçbir tane sıkıntısı yok. Sapsağlam. Cin gibi çocuk büyüdü şimdi kocaman oldu. Buyur. Hem cinayet çocuğu öldürmüş olacaklar. Hem vicdan azabı. Sadakayı gördünüz mü ne yaptı? Doktorlar da şaşırdılar nasıl oldu diye. Nasıl oldu işte yani oldu Allah. Sadaka dediğimiz şey öyle bir şey. Şimdi ben soruyorum. Onun verdiği 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira sadaka mı? Onun karşılığında çocuğu delikanlı şimdi oğlan çocuğu. Onu düşünün bakalım bir. Onunla o paranın karşılığı var mı yani? Düşünün ki çocuğu Allah etmesin o da bir imtihan. Hasta doğabilirdi. Ömür boyu ona bakmak zorunda olabilirlerdi. Bunlar hepsi imtihanlar. Onlar sadaka vermediler için öyle oldu demiyorum. Herkesi sadaka veren adama da böyle bir imtihan olabilir. Ama başımızdan böyle bir şey geçti. Bunun gibi daha niceleri. Yani siz bir hayır yaparsanız onun karşılığı hem bu dünyada hem ahirette kat 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 verilecektir dediğimizin şekli bu, anlamı bu. 10 lira verdim 100 lira gelecek. Öyle değil. Allah sana 100 lira 100 milyon lira gibi verir sana. O çocuğun parayla değeri ölçülür mü? Sağlığın, sıhhatin değeri ölçülür mü? Oradan düşünün, tamam mı? Evet. Bir de başka bir şey var. Bir kısım insanlar varmış. Bakara 273'te. Bu insanlar fakir, ihtiyaç sahibi. Ama insanlardan istemeye utanıyor. Ya benim ihtiyacım var diyemiyor, yüzü kızarıyor. Hiçbir insandan isteyemiyor ama muhtaç. Allahu Teala diyor ki Rabbimiz gidin onları bulun. Normalde insanlar onları gördüğü zaman ya bu adamın neyi var ki her şeyi var zaten zengin zanneder. Ama siz onları tanıyıp bulun. Nasıl bulacaksın? Ya Rabbi benim gözümü aç, gönül gözümü aç da gerçek ihtiyaç sahibi olanları tanıyabileyim. İstemeden, istedikten sonra herkes verir. İş ki istemeden verebilmek. Muhtacın ihtiyaç halinde olduğunu ancak Allah sevdiği kullarına belli eder. Halden anlayana dedik ya can kurban. Laf anlamayana söylenir. Halden anlamayana laf söylenir. Halden anlayana can kurban. Yani yolda giderken bir bak bakalım etrafına. Hocam ben öyle bir tokum ki nereden anlayayım hacın acın halinde? E tabi demişler ki tok acın halinden anlamaz. Yani kadının yürüyüşünde mi belli yani? Markette aldığı şeye bakıyorsun. Belli işte o gün akşam bir akşam daha geçirebilir miyim çocuklarımın derdinde? Belli yani. Sen de sepeti doldurmuşsun. Allah kabul etsin. Çaktırma ya bir 100 lira verirsin ya ne olacak? Veya sessizce de ki hanımını gönder. Abla ihtiyacın neyse al. Biz ödeyelim de yani ne olur bir kelime yani. Yok derse eyvallah. Alırsa zaten o insanlar alamazlar ki zaten. Utanırlar. Bir tane çay alır koyar işte bir tane şeker alır koyar. Anla sen onu yani ihtiyacını. Ama gözümüzde görmüyoruz ki. Gözümüzde kendimizden başkasını görmüyoruz ki. Yani etrafa bir göz açıklığıyla bakın. Gönülle bakın bakalım yani. Manzara dehşet kardeşler.
Dışarı dehşet. Ah, gören göz. Rabbim hepimize nasip etsin. Dışarı dehşet, manen dehşet, madden dehşet. Delikanlılar geziyor, cebinde 5 kuruş parası yok. Duymuyorsun, görmüyorsun. Hocam telefonu var, ya bir bırak. O telefon işte senin gibi saflar ona kansınlar diye. Zengin zannetsinler diye. Ya, sigara parası yok adamın. Ne yapacak bu delikanlı? Öğrencimizin bir tanesi vardı. Burada öğrenciler var ama onlar kız öğrenciler, erkek öğrenci yok. Ben de sever, gelir gider. Bir gün geldi, dedim ki, ulan dedim, canımı sıktın yine dedim. Ne oldu dedi, ah şu paraya git dedim ya, sigaram bitmiş dedim. Gözleri parladı. Vallahi hocam sigaram bitti dedi. Ya siz ne de anladınız dedi. Oğlum gözlerin sönük sönük duruyor dedim. Sen sigara içmeyince böyle oluyorsun. Al dedim. Aldı gitti. Hocam diyor bir iki tane arkadaşla ondan bundan istedim artık olmuyor dedi. Bitmiş parası. Çocuğun. Ya bir gözüne bakın insanların ya. Bir gözüne bakın yani. Ha sigara parası vermek caiz midir diye fıkhi sorular soracaksınızdır bilmiyorum ama. Ama kardeşim yani bir adamın ihtiyacı öyle veya böyle inşallah bırakır yani. Arkadaşlar etrafınıza bakın, komşunuza bakın, eşinize, dostunuza bakın. Apartmanda oturuyor demeyin. Doğalgazı yanıyor mu ona bakın. Bakın da bakın. İşte iffetlerinden dolayı bilmeyen kimseler onları zengin zanneder ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Gidin onları bulun. Nasıl bulacağız hocam? Gönlünde onu bulmak varsa Allah sana onu buldurtturur. Seni oraya onun kapısına kadar götürtürür. Hiç farkında olmaz. Evet. Peki infak edersek ne olur? Mallarını gece gündüz gizli açık verenler var ya, gece veren, gündüz veren. Gizli veren, açıktan veren. Bunların karşılığı, mükafat Allah katındadır. Onlara korku yoktur, onlar asla üzülmeyecekler. Daha ne istiyorsunuz? Paraya bakın, paraya, paranın gücüne bakın. Sen samimiyetle ver, diyor ki korku yok onlara diyor. Üzülmeyecekler diyor. Allah-u Teala ben koruyacağım onları diyor. Mükafatlar Rablerinin katında. Ben vereceğim onların mükafatını. Allah-u Teala öyle söylüyor. Niye? Bu adamcağız kendi cebinden parayı çıkartıp verebildi. İstese onunla gidip güzel bir yemek yiyebilirdi. Çocuklarına bir kat daha ayakkabı alabilirdi. Ama götürdü verdi. Onun mükafatı karşılığı benim yanımda kulum diyor. Korkma sen diyor. Sen bendensin diyor. Hani laf var ya bendensin. Bendensin diyor. Korku yok sana diyor. Artık korku. Ne ölüm korkusu, ne Azrail korkusu, ne sırattan düşme korkusu, ne cehenneme atılma korkusu. Tek ne yapmış bu adamcağız? Malını gece vermiş, gündüz vermiş. Gizli vermiş açık. Hazreti Ali. Malı zekat verecek bir miktar parası varmış. Dörde bölmüş. Birini gece vermiş, birini gündüz vermiş. Birini açıktan vermiş, birini gizliden vermiş. Dört bölüm. Niye böyle yaptın deyince bu ayetlerin tamamını yaşayayım diye demiş. Gece versem gündüz verenlerden olamayacağım. Gizli versem açık verenlerden olamayacağım. Ben bu ayetin dördünü de yapanlardan olayım diye vereceği parayı dörde bölmüş vermiş. Sahabedeki ayeti yaşama hassasiyeti. Hay hak. Sabredenler, doğru olanlar, ganitin, boyun bükenler, infak edenler, seher vakitlerinde istiğfar dileyenler. Rabbimizin övdüğü insanlardan bir tanesi de, özellikten bir tanesi infak edenler. Hocam iyi de biz fakiriz, paramız var, yok, işte nasıl infak edeceğiz? Ali İmran 134. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Varken de yokken de verirler. Yok adamın da vereceği o kadar çok şey vardır ki. Peygamberimiz buyurdu ki her birinize günde 360 tane uzvunuz vardır. O uzvunuzun için her birisini sadaka vereceksiniz. Sahabe kıvrandı. Ya Resulallah, kuşluk namazını kılarsanız bütün mafsallarınızın şükrünü yerine getirmiş olursunuz. Başka bir hadis-i şerifte Ya Resulallah verecek bir şey olmayan ne yapar dedi. Gider çalışır hem kendi yer hem de başkasına verir buyurdu Peygamberimiz. Tembellik yok. Ya Resulallah çalışmaya da gücü yetmiyorsa ne olur diye sahabe sordu. İyi ki de sordu. Allah razı olsun onlardan. Onlardan öğrendim.
Hiçbir şey yoksa dedi, güzel kardeşine güzel bir söz söyler dedi. Tebessüm eder, gülümser dedi. Hal hatır sorar, selam verir dedi. Bu da sadakadır dedi. Ama sadaka verme bilincinde olmak, o duyguda, o hassasiyette olmak. Ya canı sıkkın bir adama gidiyorsun, nasılsın, iyi misin kardeş diyorsun. İyiyim ya diyor, canım sıkkın. 3-5 dakika konuşuyorsun. İşte bu sadakadır. Tanımadığın bir adama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsun. Geçiyorsun da Aleyküm Selam diyor. Sadakadır. Selam vermek sünnet, almak farz. Ama selam vermek daha büyük sevap. Sünnet farzdan daha büyük sevap olur. Niye? Haçtaki insana insan değeri veriyorsun. Sadaka vermek demek o yani. İnsan değeri veriyorsun sen ona. Gördüm görmezlikten geldim. Olur mu öyle şey? İnsanla, affedersin, inek arasındaki fark. Bunu öğrencilere söylüyorum da gülüyorlardı. İnsanla inek arasındaki fark. Biri selam vermeden geçer, biri selam vererek geçer. Şimdi birinin yanına selam vermeden geçtiğim zaman kendimi inek gibi hissediyorum. Ya ben değil de inek geçiyor olsaydı nasıl geçerdi? Şöyle. Boynuzdan sallaya sallaya. Ya kardeşim niye selam vermiyorsun ya? Ben burada duruyorum işte, bir selam ver. Adam öyle demez mi bana? Yani inek de geçseydi senin yerine o da selam vermeden geçecekti ya. Allah Allah. İnsanla inek arasındaki fark neymiş? Süt vermesi değil. Selam vermesiymiş. Efe Eymen çok güzel gülüyorsun maşallah. Efe Eymen İlter. Babanın adı ne senin Efe? Aç bakayım bir kamera mikrofonunu. Mustafa. Mustafa İlter. O da Ben. Canım benim ya. Tamam babana selam söyle. Devam edelim. Bir su içeyim ya. Vakit ne oldu? Ona 2 dakika kalmış. Şimdi Muhammed benim yakama yapışır. Elhamdülillah. Hocam, Efendim. ben de zaten unuttum gittiğim zamanı diye şimdi aklıma geldi. Sen bekçisin. Bekçi de uyursa ne olacak? Eyvallah. Arkadaşlar, hepimizin sevdiği, gönlünde yatan bir şey var. Nedir? Bazılarımız cennete gitmek isterler. Bazılarımız cehennemden kurtulmuş olmak isterler. Bazılarımız Rabbimizle buluşmak isterler. Cennette onu görmek isterler. Bazılarımız peygamberlerle buluşmak isterler. Mesela ben Hz. Musa Aleyhisselam'ı çok severim. Onunla buluşmak isterim. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı çok severim. Çok çok sevgi dolu insanlar bunlar. Peygamberler. Çok severim onlarla. Peygamberimiz zaten yani peygamberlerin başı, yani nasip olur mu bilmiyorum. Herkesin bir gönlünde bir sevdiği bir şey vardır, istediği bir şey vardır, arzuladığı bir şey vardır. Ona ulaşmanız için, o gönlünüzdeki güzele ulaşmanız için yol mu istiyorsunuz? Nasıl ulaşabilirim mi diyorsunuz? Bakın Rabbimiz buyuruyor, Ali İmran 92. Sevdiğiniz şeylerden, hoşunuza giden şeylerden fakirlere vermedikçe o asla gönlünüzdeki iyiliğe Hocam. ulaşamazsınız. Vakit geldi değil mi? Hemen bitiriyorum. Evet. Gönlünüzdeki sevgilinize ulaşmanız için bu dünyada sevdiklerinizden vermeniz gerekir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Sevdiğiniz şeylerden. وَمَا تُنْفِقُونَ مَا تُحِبُّونَ لَنْ تَنَالُوا ذِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَا تُحِبُّونَ Gönlünüzdeki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gönlünüzdeki sevdiğiniz şeylere kavuşamazsınız. Hay maşallah. Şimdi arkadaşlar, sevdiğiniz şeye kavuşmak mı istiyorsunuz? Bu dünyadaki sevdiklerinizden vereceksiniz. İşin sadece bir küçük satır arası anlayanlar için. Hakka vuslat, gönülde çocuğun dahi olsa ondan ilişiği kesmeyle ilgili bir muhabbettir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın. Sevdiğinden fedakarlık yapamadığın sürece sevdiğine ulaşamazsın. Bu ayet-i kerimeni çok düşünün. İyilik dediğiniz şey, gönlünüze sevdiğiniz, arzu ettiğiniz şey, ona ulaşmanızın yolu sevdiklerinizden vermektir. Nefsini mi seviyorsun?
Nefsinden mallarıyla canlarıyla cihat edenlerden olmaktır. Çocuklarını mı seviyorsun? Hazreti İbrahim örneği, Hazreti Nuh örneği aleyhisselam. Eşini mi seviyorsun? Hazreti Nuh, Hazreti Lut örneği. Kimi çok seviyorsun? Neyi çok seviyorsun? Ya infak et, eğer ki layıksan elinden alırlar, seni o tarafa çıkartırlar. Bu da büyükler için anlatım olsun. Küçük kardeşler belki bunu anlamazlar. Büyükler için. Neyi seviyorsan onu ver, esas o gönüldeki sevdiğine ulaştırsınlar seni. Malı ver, gönül al. Dünyayı ver, ahireti al. Sevgililerini ver, sevgiliyi bul. Burada Allah diye bağırmak gerekirdi.